Ece. İyi misin? Ayhan abi. Osman. CC. 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 CC sana diyorum CC. Osman. Kendine geliyor galiba. CC. 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 Osman evlenmedik. Sen benim kız kardeşime evlilik teklifi mi ettin? Osman. Ben size ettim. Ayhan abi üstüne alındı. Ben öyle bir şey size ettim. Öyle yaptım. Ettin ettin koçum duydum ettin. Kendine geldi. Evet evet Osman abi. Ettim ettim Osman abi ettim ama Ayhan daha kabul etmedi. Etmedi mi Ayhan? Acele etme Ayhan, yani şöyle ki benim mutlu bir anımda da birden öyle ağzından çıkıverdi. Yani kabul etmek zorunda değil. Siz de hayır derseniz bunu anlayışla karşılayabilecek bir olgunlukta insanım. O yüzden şey olarak düşündüm. Ettim ki. Ettim. Ettim Şamşik. Ettim abi. Evet. Evet. Bir daha söylüyorum. Evet. 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 Kabul ediyorum. Evet. Herkes duysun. Bütün mahalle duysun. Evet. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Ayhan, benim sana açıklamam gereken bir şey var. Bak şimdi. Helal olsun lan. Delikanlı adammışsın ha. Helal olsun. Helal olsun. Demek benim kardeşime ciddisin ha. Aferin lan. Aferin. Benim, aferin. Abi beni ciddi ciddi seviyor. Evet, ciddi ciddi. O zaman ilk tebriki ben edeyim. Gelin buraya. Gel. Ay o kadar heyecanlıyım ya. Şey böyle rüya gibi yani. Herkese gidip evet dedim diyesim var. O zaman bu kararınızı en yakın sürede bir törene taçlandırıyoruz. Değil mi? Şşş. Çeyçey. Şşş. Ayhan, sen bu adamla gerçekten evlenmek istediğine emin misin? Çeyçey. Ay! Ay çeyçey, 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 çeyçey. Yalnız bu üzerindeki indigo mavisi bayağı yakıştı sana. Bıldırcın gibi olmuşsun ya. Karnın da doydu, keyfin yerine geldi. Şu cevizden de yersen çok yararlı. Gel. Hı? Gene başa döndük yani böyle. Sus pus, tripli bir şekilde oturacağız. Hiçbir şey konuşmayacağız. Öyle mi, bu mudur yani? Hı? Can, ben seni çok seviyorum. Yani nasıl başlayacağımı da bilmiyorum, ne söyleyeceğimi de bilmiyorum ama her şeye yeniden başlayalım. Ben seni kaybetmek istemiyorum çünkü. Dememi beklemiyorsun herhalde, değil mi? Sanem. Sanem. Sen benim hayatımdaki mucizesin. Kalbimin güneşisin. Aldığım her nefestesin. Seni dünyadaki her şeyden çok seviyorum, inan bana. Mı diyeyim peki? Ben de yani bunca şeyden sonra. Bunları mı söyleyeyim yani? Hiçbir şey söyleme. Ben seni hiçbir şey duymak istemiyorum. Ben her şeyin farkındayım. Nelerin olamayacağının da farkındayım. Olan oldu, biten bitti. Ne diyeyim ki? Gidiyorum ben ya. Tamam, bana müsaade. Ben artık kaçıyorum. Yok, müsaade falan yok. Yok, yok, gideceğim. Hayır, o aramızdaki durumu düzeltmezsen hiçbir yere gidemezsin ya. Bırak şunu ya. Yani Sanem. Bak, bu aramızda olan biten... Biten. Evet. Onun olduğu biten bitti. Bizim aramızda hiçbir şey kalmadı zaten. Bitti. Bize geçmiş olsun. Bitti. Bir dakika ya. Sen beni istemediğini söylemedin mi? Ben seni bırakıp gideceğim demedin mi? Hala neyi sorguluyorsun? Benim hakkımda ne merak ediyorsun ki hala? Değer veriyorum ben sana. Değer vermek böyle bir şey değil Can.
Sen seni kendinden daha çok seven bir kadını kendi kibrinden, egondan dolayı kaybediyorsun. Ben artık burada kalamayacağım ve seni bırakıp gidiyorum diyorsun. Ama emirlerine saygı duymasını bekliyorsun. Ve benim istediğim gibi davransın istiyorsun. Böyle bir şey mümkün değil. Bu gerçek değil çünkü. Tamam, kitap gibi konuşuyorsun ben. Etkileyici konuşuyorsun, tamam. Haklısın zaten, özür diliyorum ben. Haklısın, özür. Özür diliyorum. Yani şuraya bir geç, şuraya bir otur. Tamam. Özür diliyorum. Özür zaten. Bir saniye. Haklısın, oturur musun? Özür diliyorum zaten de. Öfkeyle yanlış kararlar alınıyor şu an. Bak benim beynim benim kararım, anladın mı? Ben istediğim kararı alırım. Alırsın, eyvallah. Haklısın. Da yani ısrarla ve zincirleme bir şekilde yanlış kararlar alınıyor. Hı-hı. Hem beni deli ediyorsun hem sonradan üzüleceğin durumlara sokuyorsun kendini sen. Yani ben sana zarar gelmesini, üzülmeni istemiyorum. Olan oldu zaten. Haklısın. Birbirimize karşılıklı yanlışlarımız oldu. Ona da okey. Ama şu an bu noktadayız. Unut ya her şeyi. Tamam, yani ne demek istiyorsun? Yani şunu demek istiyorum. Yaşanmışlıklara saygı gösterelim ya en azından. Yani beceremedik, tamam biz beceremedik. Sevgili olmayı beceremedik ama arkadaşlığımız sürsün en azından yani. Ya ben de kafam rahat bir şekilde, aklım burada kalmadan gideyim şu Balkanlara ya. Aklım burada kalmasın yoksa ben aklımı kaybedeceğim. Nereye gidiyorsan git, ben sana gitme mi diyorum? Bakma, ben arkadaşların olmak istemiyorum. Benim arkadaşlarım bana yeter, anladın yapma, mı? Yapma Sare. Ne fırlatacağımı da bilemiyorum. Bakma. Ben seninle arkadaşların olmak istemiyorum. Çekil. Çekilme. Eğil. Ya denk getiremediğim zaman daha fazla sinirleniyorum. Bak ayağından elinden bağlarım seni bu koltuğa. Bağla. Ne yaparsan yap. Ben sana kalpten bağlıydım, göremedin. Al. Akşam olunca uyumayacak mısın sen? Ha? Kapatmayacak mısın gözlerini böyle? Ben o zaman burada olmayacağım. Göreceksin. Şunu versene. Şunu ver. Sen var ya, sen var ya. Sen damadı mı oluyorsun? Damadı mı? Sen konuşacak mısın? Gel, gel. Şeyler var aslında ama yani. Ay bak benden isteyecek adam var. Sen var ya. Yerim seni. Damadın. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Damat kim? Damat bu. İyi. Hayırlı olsun. İyi olsun. Damat bu. Damat bu. Damat bu. Bana bak. Hayır yani. Çok iyi değil. Evlilik ha, yeter. Yeter. Yatamıyor evet. Allah. Evlilik şu evet evet. Ayhan. Ayhan dur artık. Ayhan ne yapıyorsun? Ayhan nereye? Ayhan yoruldum. Allah tamamını. Ay çok sağ olasın. Ya evlilik de evet. Sen evleniyorsun. He. Damat adayı bu mu? Damat adayı bu. Bu mu? He bu. Gelin o. Teyze. Bırak. Teyze bırak. Teyze bırak. Tamam çok sağ ol teyze ama. Teyze. Teyze bırak artık Ayhan. Ayhan ben yani böyle. Hayırlı olsun Ayhan. Ya öyle evlenme. Çocuğum öp. Tamam öp. Ya anlatamadım ama. Ayhan öyle değil yani ben fotoğraf falan ne? Evet fotoğraf çok önemli mesela çektiniz. Benim bir arkadaşım 5000 liraya falan çekti. Çok güzel oldu. 5000 mi? 5000 Ayhan. Ne oldu kız? Ne yapıyorsunuz bakayım? Hiç. Evleniyoruz. Yalan. Yalan olması lazım. Gerçekten evlenme teklif etti bana. Ciddi ciddi evlenme teklif etti. Ay inanmıyorum. Gel kız tebrik edeyim seni. Gel. Sen damat mı oluyorsun bize ha? Damat mı oluyorsun? Komşular! Ayhan evleniyor. Evlenme teklifi almış. Gelin gelin. Hayırdır mahallemize damat oluyormuşsun. Kız alıyormuşsun. Kız alıyormuşsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun Cengiz Bey birader. Olsun. Hadi öp elleri. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Evet. Şunu başıma koymadım. Bir daha vardı burada. Onu? Ha, onu öpmedim. İstersen.
Çoban köpeği falan da bağla bari. Su içmeye kalktım ya. Bir şey yok. Çay mı yapsan? Sak. İçer miyiz? İzin. Ben yapayım çayı. Tamam, mesele etme ya bu kadar. Ben deneyeyim çayı ya. Çay olsun yani. İçeriz. Aslında mutfak müsaitse ben de bir kısır yapayım. Altın gün düzenleyelim burada. Yap. Bir şey yap yani zaten. Yani senin de bir katkın olsun. Kitap bahane, ben şu an seninle sağlıklı bir şekilde diyalog kurmaya çalışıyorum aslında. İstemiyorum. Diyalog kurmak istemiyorum ben seninle artık. Bak ablam çok merak etmiştir. Ne olur telefonunu verdi. Ben bir mesaj atayım, bir haber vereyim. Bak teknoloji çağında yaşıyoruz ama. Ya bırak, ablanın ilişki durumu zaten yeterince karışık. Aşk dünyasındaki karmaşa ona yetiyor zaten. Bir de ekstra bilgiler verip onun kafasını bulandırma iyice. Çok istiyorsan ben Emre'ye mesaj atayım, o haber versin Leyla'ya. Yazıyorum bak, şu an mesaj atıyorum. Sen hem benle birlikte. Merak etmeyin bizi. Hı hı. Birbirimizi öldürmedik henüz. Üç nokta. Üç nokta. Akşam bizi beklemeyin. Tamam. Leyla'ya da haber ver. Tamam işte, o senin iri gözlü ablanı haber ver. İmdat! Kurtarın beni ne olursunuz! Salim ne yapıyorsun? Delirdin mi sen? Ne yapıyorsun? Ya can kurtaran falan çağıracağım. Ben ne yapayım? Candan ancak böyle kurtuluyor herhalde. Vallahi gerçekten canımdan bezdim. Bir konum atalım. Çünkü canımdan bezdiğim yerdeyim, buradayım şu anda. Çok kötü espri. Çok kötü espri. Gerçekten çok kötü espri. Ben oksijen çarptı herhalde senin. Dar şartları diyelim. Gitgide soğuk espriler. Nereye? Nereye gidiyorsun? Yani espri kötüydü. Ha, espriyle ne alakası var? Espriyle ne alakası var aşkım? Temperli, hiç boşuna vurma. Temperli. Bu cam temperli. Kırılmıyor. Temperli diye bir kelime var Türkçemizde. Şu an yeri geldi, kullanıyorum. Vurma yani boşuna. Lütfen. Güvenlik camı bu. Geçirmiyor. Artık... Görüşürüz. Ağlayacağım artık. Nereye gittin? Nerede olduklarını öğrenemediniz mi? Allah Allah. Birlikte kalacaklar şöyle mi? Ama yani, neyse tamam. Peki tamam Emre Bey. Teşekkür ederim haber verdiğiniz için. Neymiş Leyla, var mı haber senimden? İşte Can Bey, Emre Bey haber vermiş. Merak etmeyin, birlikteyiz demiş. Ay delireceğim Allah'ım, bir bitmedi zaten. Bitemedi ki o birliktelik. Nereye götürmüş peki? Ne götürmesi ya? Herif gündüz vakti kızı kaçırdı bildiğin, barbar gibi. Ya ne bakıyor, sen ne gördün? Bu bildiğin barbarlık yani. Sanem bağırıyordu orada. Yalnız Yiğit Bey, o bağırma normal olabilir. Yani onların arasındaki ilişki birazcık coşkuluydu o yüzden. Sanem'e kötü bir şey yapmış olabilir mi? Vallahi ben tam tersi için endişeleniyorum. Hayır, biz dua edelim Can buraya tek parça halinde sağ salim dönsün. Ne alakası var? Yok artık daha neler. Vallahi Leyla'cığım hiç kusura bakma. Yani kardeşin ama o öyle. Hayır ben anlamıyorum. Gerçekten bir insan bitmiş gitmiş bir ilişkinin ardından niye bu kadar kasar ki? Polen Hanım, yalnız hatırlatırım. Can Bey Sanem'i kaçırdı. Ha, değil mi? Haklı işte, aynı. Ya bu da ne kadar saçma bir mesai ya. Şu an Can farkında değil belki ama kendi kariyerini riske atıyor. Hayır bir de böyle epi topu saçma sapan. Yani neyse. Ben Sanem'i arayacağım. Hayır. Ya. Sakın dur. Sakın Sanem'i falan aramıyorsun. Ya ne yapıyorsun bırak. Şu an, hayır. Sen şu an eğer onları ararsan ortalığı tam anlamıyla bulandırırsın. Aramıyorsun, ortalığı bulandırmıyorsun. Çünkü onlar şu an bir şeyler konuşmalı ki her şey bitirsinler, vedalaşsınlar artık. Anahtarı buraya koyacak değil herhalde. Alakası var, arabanın anahtarını burada bırakacak değil herhalde. Kaldım burada ya. Zeytinler var. Çok sıkıldım çok. Ben burada yaşlanacağım.
arabası. Mis gibi. Demek ki kapı temperli değilmiş. Demek ki kapıda çocuk kilidi yokmuş. Beni göremeyince şok olacaksın. Nasıl kullanacağım ya? Sanem ya. Sanem! Ah Sanem, ah Sanem! Başımın belası Sanem, ömrümün törpüsü Sanem. Nereye acaba? Nereye acaba? Uzun yol yapıyor mu acaba bu? Wow, çok iyi! Of, ne zevkli bir şeymiş bu ya! Yokuşa dikkat etmeliyim. Evet, çok ciddi ve güzel sürüyorum. Ay, ne güzel gidiyordum. Hadi kızım, hadi kızım. Hadi kızım. Gitsene. Hadi kızım ya. Ne oldu ki? Ah be, tekerlek kara saplanmış. Ne yapacağım ben şimdi burada? Bu ses ne ya? Senem be, deli deli işler ya. Başına bir şey gelmese bari. Ah Senem ah! Kimse yok mu? Vallahi ben burada öleceğim. Kimse yok mu? Senem. Can. Senem. Can. Can. Sanem. Can'ın sesini duyuyorum. Sağına bak sağına. Can. Can inanmıyorum buradasın. Şaka gibi. Nereden çıktın sen? Ya nereden çıktım değil mi ben? Nereden çıktım değil mi ben? Can. Tamam bırak beni. Bırak değil mi, bir de davranış bozukluğuna gir. Çok güzel. Bana Can Bey değil, Can Kurtaran diyeceksiniz. Hayır, ne alakası var? Ben doğa yürüyüşüne çıktım. Ben trekking yapıyordum burada. Ya Allah aşkına gözünü seveyim. Çığ düşecek burada. Kurda kuşa yem olacaksın. Niye böyle şeyler yapıyorsun? Bulacaklar seni böyle buz kalıbı şeklinde. Restorana asacaklar kafanı. İçini dolduracaklar. Sen de başkasının kafasına düşeceksin. Ne gerek var? Allah muhafaza. Gözünü seveyim ya. Benim motor şeydi. Motor ne motor? Benzini bitmiş, ben gördüm. Benzini bitti. Evet. Benzini bitti. O zaman benzin dolduralım, buradan gidelim. Alalım değil mi? Adım başı benzinlik zaten burası. Ben arayayım o zaman, sipariş vereyim. Kaç oktan olsun, nasıl istersin? Dört oktan. Ortaya karışık bir şey yaptırıyorum o zaman ben. Yürüyeceğiz, gel. Yürüyecek miyiz? Evet, mecburen. Yahu sen insan kaçırıyorsun. Nasıl bir B planın olmaz anlamıyorum. Seni dağa kaldırdım. Bence çok seksi. Bir kere bana haksızlık ediyorsun. Ayrıca senin A noktasından B noktasına ulaşman gerekmiyordu ki. Benim niye B planım olsun? Bu da doğru. Mantıklı. Bir saniye Can, bir saniye. Ben çok belgesel izledim. Benim yön duygum çok iyidir. Devam edeceksin yani. İzliyorum, yap şunu.
taraftan. Bittiyse tamam. Yani sanki dağ başındayız. İnsan yok ya ortada. 2500 metre yükseklikte burası. 2500 mü? Rakam mı? Anneciğim. Annesinin gülü. Hoş geldin çocuğum. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Çocuğum esnafçılık oynuyordum. Şimdi evcilik oynuyorum gördüğün gibi. Sen hem nerede? Ay dur ben yardım edeyim sana. Et tabii et ya. Yani evlenecek yarın öbür gün yani değil mi? Bir iki yemek öğren. Hadi ellerini yıka bakayım hadi. Sen hem nerede? Ya böyle evlilik mevlilik deyip insanı yer mi Allah aşkına anne? Aa lütfen. Daha sen ne yapıyorsun? Dükkan nasıl gidiyor? Organik başkan. Kız bizim başımıza neler geldi bilmiyorsan. Gel gel soğan dur. Al şuradan şeyini. Ne oldu? Bu Aysun benim başıma sardı ya bu çakalı. Pis. Hem de pis. Sen git bu kendi kendine ürünler falan yap evde. Böyle kremler, reçeller, onlar bunlar, yağlar falan filanları. İhsan. Ha İhsan. Sen sonra getir bu organik dükkanda benim sat. Sat millete. Yalan. Vallahi yapmış. Ay sen milleti bir göreydin çocuğum. Herkesin her yerleri şişmiş. Böyle fıştık fıştık. Nah böyle kıpkırmızı böndük böndük geldi insanlar. Arka arkaya ambulanslar ambulanslar. Ortalık yangın yeri oldu. Yemin ediyorum hastane kuracaktık biz buraya. Bildiğin gibi değil yani rezillik. Ay anne ne diyorsun ya? İnsanlara bir şey olmadı ya inşallah. Allah'a bir şükür olmadı bir çocuğum olmadı da biz. İfade vermeye gittik karakola. Karakola mı? Hı. Bu İhsan neredeymiş peki? Boyu devirirsin inşallah. Ne bileyim polis her yerde onu arıyor. Allah kahretmesin. Allah'ım ya Rabbim ya şu işe bak. Ay bu sahne Allah aşkına ya. Hadi koyalım bunları. Ay. Kabusun. Ay ağzım dağlandı yemin ediyorum. Sonra? Ay gerisi iyilik sağlıktı. Esas bombayı ben sana da anlatmadım be kız gel. Ne oldu? Gördün. Ne oldu ya? Kız. C.C. Ayhan'a evlenme teklif etmiş ya. Ha, ben onu biliyorum. Nereden biliyorsun? Nasıl öğrendin? Nereden öğrendin sen? Ayhan Sanem'e telefon etti, anlattı. Ben de oradan biliyorum yani. Hatta Sanem şimdi Ayhan da onlar şimdi onu konuşuyorlardır. Ay şimdi buyur sabahlara kadar evlilik konuşur bunlar. Hayır bıraksın da ablasının düğününü konuşsun bir zahmet ayol. Ay yok canım hiç problem değil. Benim düğünüme var daha. Kızım ne kaldı şunun şurasında ya? Keyizin yok, çanağın yok. Ne yapacağız biz ya? Bana bak, ben senin ev resim takımları almıştım. Acaba rengini değilip kullanır mısınız? Bir de böyle yorganlar diktirdim. Pamuk böyle çıtır çıtır. Ay bir görsen renkleri bayılırsın. Ya bir de ne yaptırdım ben? İki tane masa örtüsü yaptırdım. Bir sana bir saneme. Hani böyle şemen tabla, rahibe işi. Ay acaba sandıkta solmuş mudur onlar ya? Bir bakmak lazım şimdi. Ay kınası var, bindallası var, alışverişi var. Davetiye var, her şey var. Kızım nasıl başa çıkacağız biz bunlarla bilemedim ben ya. Şeyde mi yaptıracaksınız? Hüseyin'de mi yaptıracaksınız düğünü? Bak güzel olur o. Neden dersen eğer yağmur yağarsa kapalı tarafı da var. Çok güzel olur yemin ediyorum harika olur ha. Anne tamam yeter ya bu ne böyle Kalaşnikov gibi da yemin ediyorum delik deşik ettin beni ya. Oh şiştim yemin ediyorum şiştim. Oh, bak senin gibi şiştim şu an. Aman ay. Evlenmeden de hemen şişi verilir. Kızım hamama giren tel ay hamam. Gelin hamamı yapalım mı? Gelin hamamı yapalım. Munise'nin kızı ne güzel gelin hamamı yaptı dedi. Hem kınayı da orada yaktılardı. Bir eğlence falanlar filanlar bir şeyler. Bana bak Leyla yapalım ne olur. Alo. Anneciğim görüyorum seni. Tünele girdim şu anda. Alamıyorum sesini de dediğin tam olarak anlayamıyorum kusura bakma. Görüşürüz. Deli. Ben Ayhan'a gidiyorum. Ayıp olması ben de yoğurayım. Hadi öpüyorum bay bay. Deli işte deli. Kim hamuru deli olur. Aman yok yazar sizi. Gidin hemen Ayhan'a gidin. Gidin Ayhan Allah'ını seversen şuna bak. Ya Rabbim. Yetiştirmeden evlenecek mi kız? Ben hasta olacağım. Ders sahibi oldum ben. Nereye gidiyoruz şimdi ben anlamadım. Kaybettin mi bizi? Ya zaten sen beni kaybettin o bir garanti de yani. Bu benim soğukla imtihanım ne olacak peki? Sen evin soğukla imtihanı buyurun. Ya bir buzhanede kalırız, bir klima bozulur, bir kar tepede mahsur kalırız. Ben karda adama mı aşığım? Aşıktım yani. Şimdi aşık değilim. Tam olarak yani ben karda adamla mı aşk yaşamışım yani? Gel. Gel şunlardan bir ye. Ne bu? 3-5 tane ağzına at. Ne bu? Beni zehirlemeye çalışıyorsun. Hayır canım ne alakası? Kan şekerini dengeler bu daha az düşürsün. Tamam mı? Şimdi Latince ismini söyleyip hava atmak isterdim ama hiç gerek yok böyle şeylere. Tabii. Al şunları. Tadı müthiş. Demek ki bunlar karlı bölgelerde yetişiyor. Benim çok denk gelmeme sebebim buymuş. Anlıyorum şimdi daha iyi anlıyorum. Her şeyin farkına varıyorum burada. Her şeyi keşfetmeme sebep oldu burası benim. Şöyle bir çözüm düşündüm ben. Susabilirsen enerjini korursun diye düşünüyorum. Yani enerjini korursan da daha az düşürsün diye düşünüyorum. Daha az düşürsen de
daha az konuşursun diye düşünüyorum. Yani böyle bir kısır döngüye girsen sanki. Yani ikimiz için de böyle çok sağlıklı olacak çünkü daha ne kadar var bilemiyorum yani. O yüzden bence bu şekilde yap yani. Tamam, nasıl bilemiyorsun? Senin alet edevatın nerede? Sen daha adamı değil misin? Çakın nerede senin? Ha? Var var, hepsi var. Bak, nasıl hani? Tamam, saatin nerede? Burada. Tamam. Kırmızı kırmızı. Yol göstersin o zaman hadi. Müsaade edersen bir odaklanabilirsem ben halledeceğim bir şeyleri ya. Tamam, odaklan. Hmm. Sessizim. Ben karışmıyorum. Doğa seninle. Başım mı dönüyor benim? Yediğim meyveden mi? Yok, ha? Çok konuştuğun için böyle sağlı sollu ilerliyorsun işte. Ah. Biraz sessiz olursan dengeni koruyabileceksin. Sen beni zehirledin Can. Kireç gibi oldum. Ah. Meyvelerden o da mantıklı olabilirdi aslında. Susmanı ne? Sağlayabilirdik yani. Öyle mi? Ben zaten öyle bir şey yok, seni denedim. Niyetini anladım. Vallahi çok sevindim Leyla. Siz şimdi evleniyor musunuz ya? Tebrik ederim ikinizi de. Çok sağ ol yengoşum. Evet, teşekkür ederiz Leyla. Ama yani böyle birazcık şey oldu galiba, değil mi? Ani oldu, acele oldu. Yok. 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 Yok, çok yok, çok yok. Yok, çok değil. Bence çok ani olmadı. Yok anlamında. Onu dedim. Neyse canım. Olsun, güzel oldu bence. Ayhan, sen benden daha önce gelin olacaksın gibi görünüyor sanki. Yok hayatım, ilk gelin sen olacaksın. Değil mi yani? Ama benim hiç öyle şeylerim yoktur. Eğer önce siz evlenmek isterseniz evlenebilirsiniz yani. Ayhan bak, aklında olsun. Ben hiç kırılmam öyle şeylere, hiç gocunmam. Önce siz evlenin. Hayır, ben gocunurum. Ben öyle şey olmaz. Sonuçta burada yani Osman abi var. Onun ne düşündüğü de benim için önemli yani. Siz daha iyi bilirsiniz Osman abi. Yani bence önce sizin evlenmeniz lazım değil mi Osman? Osman da benimle aynı fikirde. Olur mu? Osman abi yani değer yargılarımız var ya, o yüzden söyledim ben de. Yanlış anlamayın şu anda. Bence siz. Hayır, burada yani sizin Osman abiyi ezip geçemem. O yüzden. Ne alakası var? Ayıp olur diye düşünüyorsanız ayıp olmaz. Ben o aynen. Ne yaptınız? Plan yaptınız mı? Plan yapacağız. Daha da tam net bazı oturmayan şeyler var kafamızda. Daha böyle netleştirmemiz gereken konular var. Açıklığa kavuşmayan konular. Açıklığa kavuşmayan konular çok rahatsız etmekte olur insana. Her şey net olsun diye öyle bir zaman vardır. Bu da yani... bu şekilde bir açıklığa kavuşsun diye detaylar. Ha? Hangi detaylar? Şey işte böyle çok uzayınca mevzular evlilik olmuyor bir şekilde, çiftler. O yüzden bir an önce bence siz önce evlenin. Yok ya, siz önce evlenin. Şey değilim ben yani, dediğim gibi hiç kocunmam, alınmam yani. Benim için sorun değil. Evlenin siz. Yok, biz de evleneceğiz. Siz de evlenin. Leyla diye ben şey yapayım. Tamam canım. Ne oldu? Ne oldu? Ayağım yandım. Ne oluyor ya? Acı. Acı. Acı mı? Dur bakayım. Yo, tadı gayet iyi. Bunu da iyi. Pratik olsun diye ben yaptım. Hani beni istemeye gelince de böyle acı koyuyorum ya. Sana pratik olsun diye. Al su iç, su iç, şu su iç. Gerçekten yani böyle tam Sanem'in arkadaşı işte, onun gibi şakalar. Sanem nerede harbiden ya? Ben bayağı arıyorum, bütün gündür telefonlarımı da açmadı yani. Söyle, ona görünce küstüm ona. Vallahi görebilirsem söylerim Ayhan. Ne oldu ki? Nerede ki Sanem? Can kaçırdı Sanem'i. Ne? Ne? Kaçırdı mı? Bayağı böyle yemek kursundan sonra böyle omzuna atmış, sonra arabaya atlamışlar, kaçmış gitmişler. Beni nereye götürmüş, nereye kaçırmış ya? Bilmiyoruz ki, bilmiyoruz yani. Sadece iyi olduklarını biliyoruz. Nereye olacak canım? Böyle o bir sürpriz hazırlamıştır. O şekilde tatil falan gibi, romantik bir tatil gibi. Daha kaçıracak hali yok ya. Evet. Yani. Bazen ama kaçmak gerekiyor. Yani insanın kendiyle baş başa kalması gerekebiliyor. Yani bu özellikle bu dönemlerde stres, işler, şeyler derken böyle kaçıp gitmek iyidir. Kafa dinlenir, hoşluktur. Güzeldir yani Osman abi, değil mi? Ne halleri düşürdü sana, inanamıyorum ya. Bir şey mi dedin sen? Hayır, çenemin sesi o. Ha, ben bana seslendin zannettim de. Hayır, sana niye sesleneyim ben? Bizi düşürdüğün şu hale bakar mısın? Kusura bakma, senin kaçacağını tahmin edemedim. Ay, ben çok özür diliyorum. Ben çünkü kaçırılacağımın çok farkındaydım, değil mi? Hazırlıksız yakalandım ben de, kusura bakma. Ne sesi bu? Kuş bu ama ne... Nasıl? Ne kuşu bu ya? Sen anlarsın kuşlardan, sen söyle. Hayır, bu benim bildiğim bir kuş değil. Takma kafana, kuş falan değildir o ya.
Tamam, koluna girebilir miyim? Ben korkuyorum şu anda. Kesinlikle. Tamam, yanından uzaklaşma şu an. Ben korkuyorum. Hoş geldin benim prensesim. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sanem nerede? Sanem Ayhan'da kaldı, gelmedi. O neden o? Ya anne, bilmiyor musun, bunları bir konuşmaya başladılar mı dır 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 susmuyorlar yani. Vallahi benim de kafam şişti en sonunda. Bak Sanem o kadar konuşmaya dalmıştı ki benim kalktığımı fark etmedi bile, düşünün yani. Aman, bunların da hep gece düşer nedense çeneleri. Allah Allah Mevki Bey, gündüz gündüz nasıl konuşacaklar? İş güç peşinde kızacağız. Bak ne güzel, demek ki arkadaşın ihtiyacı varmış ki yanında duruyor. En güzel zamanda ne? Gece. Aferin benim kızıma. Değil mi babacığım? Valla evet. Ben de babamla aynı fikirdeyim. Ne yapsın? Gündüzleri göremiyor arkadaşını, akşamları dertleşiyor anne. Tabii. Yani bence siz Sanem'i hiç beklemeyin, o geç gelir. Bilmiyorum, belki de gelmez, Ayhan'da kalır yani. Ha. Aynen. İyi o zaman. Oldu. O zaman ben de gideyim yatayım. Yarın erken kalkacağım. Oy, hemen hemen hemen. Oh. Hadi iyi geceler babacığım. Hadi Allah rahatlık versin. Hadi seviyorum sizi. Tamam, ben de. Yalnız bu nedir ya? Ben buraya araba park ederim. Bu ne kadar bir mesafe ya? Biraz yaklaşın birbirinize. İyi böyle kısmı. Hiç iyi değil bence babacığım. Hiç iyi değil. Birazcık birbirimizi sevelim, birbirimize yaklaşalım. Haydi bakalım. Hadi biraz çaba gösterelim anneciğim. Evet babacığım, senden de aynı motivasyonu ve çabayı bekliyorum. Evet. Ay ne kadar tatlı oldunuz. Ne kadar güzel oldunuz. Böyle işte. Hadi iyi geceler. Üstünü ört, üşüme sakın. Tamam babacığım. Ne yapacağız şimdi? Bak Şiler'de bir kulübe var. Bence oraya sığınabiliriz. Of, gerçekten çok soğuk. Yani artık korkuyorum. Ben çok panikliyorum ama. Panikleme Sanem. Paniklersen yani vücudun daha fazla oksijen tüketir. Kandaki oksijen miktarı düşerse de. Ya ben şu anda biyoloji hocasıyla ormanda mahsur mu kaldım? Ya sözlüğe de kaldır istersen. Oksijen, nitrojen oldu. Bir dinleyecek misin? Vücudundaki oksijen miktarı azalırsa yani daha kolay uykun gelir. Aa, iyi bari o zaman sinirlenmem. Uykun gelirse sinirlenmemiş olurum sana. Ama öyle değil yani, böyle korunaklı bir yerde uyuyamazsan böyle ateş yakıp falan filan, o zaman da böyle hiç uyanamama ihtimalim var. Yok, uykum yok benim. Ne yapıyorsun? İçeri giriyorum, ne yapacağım yani? Survive ediyorum. Güzel, geceyi burada geçirebiliriz. Ah be, bir de odun olaydı. Ya yağmur bastı, gir. Dondun değil mi, dondun? Yemin ediyorum Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Tam buraya böyle geldik, çöktük. Dışarıda kıyametler kopuyor ya, dolu yağıyor, farkında mısın? Evet. Biz kimin kulübesindeyiz ya? Ya sahipleri gelirse şimdi? Ne diyeceğiz onlara? Diyecekler ya, yani kıyamazlar bence bize. Şu güler yüzümüze, yüzümüze baksalar. Hoş gördüler diye düşünüyorum ben. Seri katil olabilirler. Bize sinirlenip bizi bıçaklamaya da kalkabilirler. O zaman ne yapacağız? Bence onlar benden çekinmeli diye düşünüyorum. Ben daha tehlikeliyim onlardan. Sen üşüyor musun? Üşüyorsun tabii ki. Yani böyle parmaklarında ya da herhangi başka bir yerinde bir uyuş falan, böyle bir his kaybı var mı? Yok. Hı? Sen yaban ördeklerini biliyor musun? Hızlı bir geçiş oldu. Şahsen tanıdığım bir yaban ördeği yok. Gıyabında daha çok ama genel hatlarıyla o yaban ördeklerini bilirim, evet. Onlar buz gibi göllere konaklamaya gittiklerinde, yani sazlıklarda yuvalandıkları zaman eşleri donmasın diye, yani su yüzeyi buz tutmasın diye nöbetleşe suya kanat çaparlarmış, biliyor musun? Bravo, onlara takdir ettim. Akıllı hayvanlarmış. Bu bilgiyi ben atlamışım. Niye uçmuyorlar? Uçup gitmiyorlar albatroslar gibi? Fedakarlar çünkü. Yani yuvaları orada, eşleri orada, neden bırakıp gitsinler? Ha, vicdansız mı bu ördekler? Anladım, tamam. Oturalım mı? Yani sonuçta kanadın varken uçup gidememektir aşk. Konup bir yuva yapmaktır. Eğer sen donma diye senin için kanat çırpan bir eşin varsa zaten onu bırakıp gitmezsin. Ben de biraz fantastikleşeyim o zaman.
bir level öteye taşıyayım. Mesela şu an burada donsak ki ortam donmaya çok uygun. Hani buz kalıbı şeklinde kalsak mesela. Yıllar sonra bizi bulsalar, çözseler, hayata döndürseler. Sence biz yine birbirimizi hatırlıyor olur muyduk? Anılarda donar mıydı dersin? Donmadan hatırlamak varken, yaşarken yanında varlığını hissettirmek varken... bunlar daha büyük mucizeler değil mi? Gerçek aşk donmaz. Gerçek aşk bütün buzları eritir. Ama eğer gerçek bir aşksa... sen bunu bilemezsin bence. Sen odun topla, ağaç yont, balta yap. Ne bileyim, dağ evlerin olsun, kulübelerin olsun. Sana bunlar daha çok yakışıyor. Nöbetleşelim, uyuyalım. Ne oldu? İlk nöbet. İyi, tamam. Sen de o zaman. Ben o zaman yatıyorum buraya. Pardon. Buraya yatacağım. Sen sıram geldiğinde beni uyandırırsın. Can! Can! Buyurun benim. Günaydın. Aa, günaydın. Aa. Sen mi yaptın tostları? Yok, ben yapmadım. Nasıl yani? Kim yaptı o zaman? Şu az ileride bir tesis var. Orada yaptırdım. Tesis mi var? Nasıl yani? Biz şans eseri tesise yakın bir yere mi gelmişiz yani? Yalnız bir tostları var ya. Efsane, bayağı iyi yani. Bayağı bayağı iyi. O yüzden soğutmadan bir an önce ye şunları. Nasıl ya? Bir dakika. Biz evlerin orada mıyız? Nasıl fark etmemişiz peki biz buraya gelirken? Benim haberim vardı açıkçası. Nasıl haberin vardı? Bayağı vardı benim haberim. Biraz seni böyle kıvrandırayım dedim ben. Anlatabiliyor muyum? Zaten burada kıpkırmızı saat var. Ben normalde saat takarım. Uyanman lazım işe. Burada GPS var. Telefonum var. Bilemeyecek bir şey yok yani. Sen benim gözümün içine baka baka yalan mı söyledin? Sen neden yaptın böyle bir şeyi? Yalan değil de ben biraz akıllanırsın diye düşündüm. Ha, düşündün. Düşündüm. Tavsiyemdir. Arada sen de düşün. Çok iyi geliyor insana. Öyle kafam yanar, kafam acır diye meraklanma. Hiç öyle bir şey yok. Düşünebilirsin rahat rahat. Arada sen de yani yapabilirsin bunu. Yani çok yanlış bir şey yaptın sen. Bana artık bir girişme ya. Bana bir girişme. Şunu bir kokla ya. Şunu bir kokusunu çek içine ya. Şunu bir ısır ya. Şunu bir artık lüplet göm ya. Çünkü sen açken senin içinden canavar çıkıyor. Karnını bir doyuralım. Sonra didişiriz. Rahat rahat didişiriz. Anlatabiliyor muyum? Rötarlı didişiriz ama daha sağlıklı olur. Ben bunun hesabını soracağım sana. Ben bütün hesapları ödedim. Tüm hesapları kapattım. Sen şu an kayağı yapıyorsun. Çay da bir tomurcuklu ki. Eyvah eyvah diyorum. Şunu bir üfle. Üfle, üfle. Soğuk üflet. Bir iç. Heh. Çok güzel. Konuşacağız seninle. Ben böyle güzellik görmedim ya. Sen bundan sonra çok zor göreceksin o güzelliği ama. Dur bakalım. Manzarayı diyorum. Sen çok gıcıksın. Gerçekten çok gıcıksın. Ama çok çok güzel, çok müthiş. Kıymetim bilinmiyor. Şurada şu ortam az buz iş değil yani. Niye çaktırmadan bakıyorsun bana? Anneciğim, hadi ben gidiyorum artık işe. Sanem uyandın bari, gece aradım da telefonunu açmadı, kapalıydı. Telefonu kapalıydı,
Çünkü Sarem'in telefonu şarjı bitmiş. Şarjı bitmiş onun. Şarjı bittiği için kapalı kalmış telefonu. Şimdi beni aradı. Ben uyandım ablacığım dedi. Öyle yani. Haberim var. Gideceğim onu alacağım Ayhanlardan. Ayrıca ben sana söyledim. Sen niçin yani gece ayakta durdun ki? Niye uyumadın? Gelmeyeceğini biliyordun. Ne bileyim, gece uyku tutmadı da benim çocuğum. İyi de yani ben sana söyledim gelmeyecek diye. Neyse anneciğim ben şimdi gideyim artık işe. Çok da geç kaldım. Ayhanların oradan doğuracağım. Sanem'i de alacağım. Gideceğiz tamam. Evet. Hadi görüşürüz. Leyla. Efendim anne. Seninle biz bir an önce şu çeyiz işine de bir başlayalım. Ay ne çeyizi anne ya? Ne demek ne çeyizi? Çocuğum şunun şurasında ne kaldı ya evlenmene? Ay geç mi ne kaldı? İki ayağımız bir pabuca girmesin sonra. Tamam anne bakarız. Bakarız bakarız yok. İşinin izin mi alacaksın ne yapacaksın bilmiyorum. Hallet bu işi. Ay tamam anne ya. Daha var ya evlenmeme zamanım var. Beni sıkıştırma. Kızım ne zamanı ya? Allah Allah yakında gelin oluyorsun. Hem bak Osman ne güzel niyetlenmiş ev almaya. Biz seni eli boş mu göndereceğiz evine çocuk? Yani eli boş mu gideceksin yani evine? Tabii başka planın yoksa. Yok anne ne planım olacak başka ya? Hadi işe geç kalıyorum ben. Hadi anneciğim lütfen konuşuruz yine tamam hadi. Konuşuruz. Yok. Sinir sahibi olduk. La 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 la